Merhaba sevgili çocuklar. Bu hafta 4. sınıf fen bilimleri dersimizde uygun aydınlatma konusunu işleyeceğiz. Bu konuyu işlerken uygun aydınlatmanın ne olduğunu ve nasıl yapıldığını, aydınlatma araçlarının tasarruflu kullanımının aile ve ülke ekonomisi açısından önemini öğrenmiş olacağız. Çocuklar, göz görme duyu organımızdır. Çevremizi, etrafımızda olup bitenleri gözlerimizle görürüz. Varlıkların renk, büyüklük ve biçim gibi özelliklerini, hareketlerini gözlerimiz yardımıyla görürüz. Görür ve algılarız. Karanlık ortamlarda varlıkları göremeyiz. Gözümüzün görevini yapabilmesi için ışığa ihtiyaç vardır. Nesnelerin ve çevrenin gereği gibi görebilmesini sağlamak amacıyla yapılan ışık uygulamalarına aydınlatma denir. İçerisinde bulunduğumuz mekanın doğru aydınlatılması göz sağlığımız için çok önemlidir. Yanlış aydınlatılan ortamlarda uzun süre bulunmak göz sağlığının bozulmasına neden olmaktadır. O halde uygun aydınlatmanın nasıl olması gerektiğini bilmeli ve sağlığımız için günlük yaşantımızda aydınlatma kurallarına uymalıyız. Amaca uygun olan ve göz sağlığına zarar vermeyen aydınlatmaya uygun aydınlatma denir. Uygun aydınlatma, doğru aydınlatma tekniklerinin kullanılmasıyla sağlanır. Gelelim birlikte uygun aydınlatma şekillerine bakalım. Sokak aydınlatmasında bakın, üzerlerin yukarıya aydınlatılmayacak şekilde yerleştirilmesi gerekiyor aydınlatmanın. Yani üstünde bir kapalı alan olacak ve aşağıya doğru aydınlatmanın sağlanması gerekmekte. Aynı şekilde yine duvar aydınlatması, yukarıyı boşluğu değil de daha çok bizim ihtiyacımız olan alt kısımları aydınlatması sağlamamız gerekiyor ve üzerine yine bir kapakla kapatabiliriz. Pano aydınlatması, yine o da gereksiz alanı aydınlatmak için aşağıdan yukarıya şeklinde değil, bizim için uygun olan ortamın aydınlatılması için gerekli. Bakın diğer şekilde olduğu gibi aşağıya doğru olması gerekiyor. Ve ev aydınlatmasında ya da oda aydınlatmasında yine yukarıdan aşağıya doğru aydınlatma yapılması gerekiyor. Yine bir kapakla yukarıyı aydınlatmasının engellenmesi gerekmekte. Yani doğru aydınlatma da aslında bizim ihtiyacımız olan yerin aydınlatılması gerekmekte çocuklar. Işığın günlük hayatta faydası yanında göz ve beyin sağlığı açısından zararları da vardır. Bu yüzden doğru aydınlatma çok önemlidir. Resimlere baktığımızda bakın, birinde çok az bir aydınlatma var, yine gözümüzü rahatsız ediyor. Diğerinde ise çok fazla aydınlatma var, yine baktığımız zaman gözümüzü rahatsız ediyor. Düşük ışık da, parlak ve güçlü ışık da gözümüze zararlıdır çocuklar. Özellikle güneş ışığına, kaynak ışığına ve güçlü ışıklara doğrudan uzun süre bakmak gözlerimizde bozulmaya neden olmakta. Bu yüzden bu ışıklara biz çıplak gözle bakmamamız gerekiyor. Son yıllarda üretilen televizyon, cep telefonu ve bilgisayarlarda güçlü aydınlatma kullanılmaktadır. Bu cihazlarla uzun süre ilgilenmek gözlerimizi bozmakta çocuklar. Evet, gördüğünüz gibi parlayan bir ışık var. Bunlara uzun süre baktığımız zaman bizi rahatsız ediyor ve göz sağlığımıza zarar verebilir. Peki uygun aydınlatmada nelere dikkat etmemiz gerekir? Bunlara bakalım. Aydınlatmada en önemli kural ışık doğrudan gözümüze gelmemelidir. Resimdeki gibi bakın, yanlış aydınlatmayı görüyorsunuz diğer tarafta. Doğru aydınlatma ise bakın arka taraftan geliyor. Örneğin sol elini kullanan bir öğrenci çalışırken ışık sağ omuz hizasından gelmeli ve sağ elini kullanan bir öğrenci çalışırken ise sol omuz hizasından gelmeli ki gözleri rahatsızlık hissetmesin bu ışıkta. Aydınlatma yapılırken ışık ne çok parlak ne de çok zayıf olmalıdır. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Gereğinden fazla aydınlatılan ortam gözlerimizi yoracağı gibi gereğinden
az ya da çok aydınlatmış ortamdaki cisimleri görmekte de zorlanırız çocuklar. Hem fazla aydınlatma zararlı, hem az aydınlatma zararlı, bakın. Bunun yanında aydınlatma için enerji tasarrufu sağlayacak aydınlatma teknolojileri seçilmelidir. Bu da bizim aynı zamanda ışık kirliliğini engelleyeceği gibi tasarruf sağlamamıza da neden olur. Floresan lambalar beyaz ışık verdiğinden gözleri daha az yorar ve daha az enerji harcarlar. Gece ders çalışırken masa lambası tercih etmeliyiz ki böylece sadece bizim ihtiyacımız olan kadar bölgeyi aydınlatsın ve tasarruf sağlayalım. Aydınlatmanın özelliği bulunan ortama göre değişmekte çocuklar. Bunu unutmayın. Aydınlatma teknolojileri özelliklerine uygun ortamlara göre kullanılmalıdır. Yani biz masada ders çalışıyorsak bir masa lambası bizim işimizi görecektir. Bütün odayı aydınlatmamıza gerek yoktur. Ya da örneğin sokak lambaları aydınlatılması gereken ortamlara doğru yönlendirilmiş olmalı. Yani yukarılara doğru değil, resimde gördüğümüz gibi sadece bizim ihtiyacımız olan kısmı aydınlatmalı. Aydınlatmanın göz sağlığımıza etkileri nelerdir? Bunun üzerine konuşalım. Aydınlatma, ışığın doğrudan gözümüze gelmemesi gerektiğini belirtmiştik aydınlatmada. Doğrudan gözümüze gelen ışık, göz sağlığımızı olumsuz etkiler. Bunun sonucunda çeşitli göz kusurları oluşabilir. Güneş gözlüğü takıyor olsak bile güneşe ve yoğun spot ışıklarına doğrudan bakmamamız gerekir çocuklar. Aşırı aydınlatma varken gözlerimiz kamaşır, göz sinirlerimiz yıpranır ve görmekte zorluk çekeriz. Aynı şekilde ortamda uygun miktarda aydınlatma sağlanmazsa gözlerimiz karanlık ortamda görmek için daha fazla çaba sarf edecektir. Bu durumda da sağlığımız olumsuz etkilenecektir. Çok yakından televizyon izlemek göz sağlığımıza zarar verir. İdeal izleme uzaklığı 3 ila 5 metre arasında olmalıdır. Örneğin çok az ışıklı bir ortamda kitap okumak da ders çalışmak da gözlerimizi gereğinden fazla yorar ve göz sağlığımızı olumsuz etkiler. Bunlar da göz sağlığımız için önemlidir. Yine madenlerde az ışıkta çalışan işçilerin ve bilgisayar başında çok ışıkta çalışan kişilerin göz sağlıklarına dikkat etmeleri gerekir. Göz sağlığımızı korumak için bulunduğumuz ortamlardaki aydınlatmaya dikkat etmeliyiz. Uygun ışık kaynaklarını kullanarak göz sağlığımızı koruyabiliriz. Aydınlatma tasarrufunun aile ve ülkeye katkısı nedir? Bunun üzerine konuşalım çocuklar. Aydınlatma açısından tasarrufun özellikle aile ve ülkeye sağladığı katkı çok önemlidir. Özellikle tasarruflu ampuller sayesinde enerji kaynaklarımızı daha uzun ve uygun fiyatla kullanabiliriz. Böylece ailemize daha ucuz elektrik faturaları gelir. Bu da doğal olarak ülkemizin kaynaklarını korur ve doğal çevremiz ile korunmuş oluruz. Yani daha az elektrik kullanmış oluruz. Bu da daha az kaynağın tüketilmesine sebep olur, değil mi? Üstelik bunu her zaman yaptığımızda her ay gelecek olan faturalar düşer ve göz sağlığımız da böylelikle korunmuş olur. Gelelim konumuzla ilgili küçük bir etkinliğimiz var. Ona bakalım. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y harfi koyacağız şimdi. İlk cümlemiz, ışık karşıdan yüzümüze doğru gelmelidir. Evet, bunun cevabı ne olmalı sizde? Sizce karşımızdan yüzümüze mi gelmeliydi yoksa sağ elini kullananlar için sol taraf, sol elini kullananlar için sağ taraf mıydı? Evet, ışık doğrudan yüzümüze doğru gelmelidir demiş. Bu yanlış çocuklar. Işık doğrudan yüzümüze gelmemeli. İkinci cümlemiz, uygun aydınlatmada tasarruflu ampuller kullanılmalıdır. Doğru mu sizce? Evet. Evet. Uygun aydınlatmada tasarruflu ampuller kullanmalıyız ki hem ışık bizi rahatsız etmesin hem de elektrikten tasarruf sağlayalım, değil mi? Bir diğer cümlemiz ise televizyona çok yakından bakmak göz sağlığına zarar verir demişiz. Neydi bu? Televizyona çok yakından değil de 3 ila 5 metre
mesafeden bakmalıydık değil mi? Yani yakından bakarsak göz sağlığına zarar verir. Yani doğru. Bir diğer sorumuz ise ev, cadde ve binaların aşırı aydınlatılması insanlar için yararlı olabilir mi? Hayır, insanlar için yararlı değildir. O zaman bu ifademiz yanlış. Uygun olmayan aydınlatma insanlarda yorgunluk ve sinirlilik yapar. Doğru mu? Yanlış mı? Evet. Uygun olmayan aydınlatma, az ya da çok aydınlatma insanlarda hem yorgunluk hem de sinirlilik hali yapar. Bu da doğru. Bir diğer ifademiz ise ampullerin üzerindeki güç birimlerine bakmak uygun aydınlatma için önemlidir demişiz. Evet, bu ifademiz nedir çocuklar? Evet, doğru. Yani o güç birimlerine bakarak aydınlatma sağlamalıyız. O da bizim için önemlidir. Az ya da çok aydınlatma yapmamamız açısından. Evet çocuklar, sonraki dersimizde görüşmek üzere. Sağlık ve sevgiyle kalın. Kendinize çok iyi bakın.